Kendime kaçak filmi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Önce Şinas abi, buyur abi. Şinas abi. Güzel bir senaryo. İyi bir senarist. Cüneyt'in yazdığı, Yeniçerilerin yazarının yazdığı senaryoyla Levent hocamız, Levent Türkan çekti. Gerçekten çok böyle disiplinli, iyi bir ekiple birlikte özenerek çektik. Her ne kadar kuşak çatışması olsa da aramızda. Yok. İyi anlaştık. İyi anlaştık. Hocam. Hoş geldin. Gel önümü kapat, gel. Yönetmenimiz Levent Türkan. Biraz önce bahsettin. Hocam buyurun. Filmle ilgili buyurun. Film harika oldu. Birazcık yaklaşabilirsek mikrofonu. Mikrofonu öyle yaklaşalım, ondan sonra yaklaşalım. Film harika oldu. Kafalarla çalışmak çok güzel bir deneyim oldu hepimiz için. Umarım siz de keyifle izlersiniz, insanlara tavsiye edersiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Başka? Valla çok şık olmuşsunuz. Yani bizim ikinci filmimiz, ikinci deneyimimiz. İlkinde çok heyecanlıydık. Bunda yani ben daha sakin olurum düşünmüştüm ama çok daha fazla heyecanlıyım. İlk filmde de kadromuz çok iyiydi. Bu filmde de kadromuz çok iyi. Çalıştığımız oyuncular... tamam öveceğim, dur 2 dakika ya. Mesaj atmış gelmeden öv diye de. Yönetmenimiz, herkes çok harikaydı. Çok yardımcı oldular bize. Biz... Ne diyorsun lan? Alaylı, okullu... Biz alaylı mı oluyoruz abi? Siz alaylı oluyorsunuz. Tamam. Öyle olduğumuz için aslında bir ön yargıyla yaklaşılıyor bize. Onlar çok sağ olsunlar bize bunu kırmada çok yardımcı oldular. Çok güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. İzleyenlerin keyif alacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Az önce Bilal'le hocamızın da şakalaşmasından anladığımız gibi set ortamımız gerçekten çok samimi geçti. Çok eğlenceli geçti. Her gün, her dakikası. Oyuncu abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da bize sağ olsunlar. Birinci filmde de kadromuz çok iyiydi. İkinci filmde de aynı şekilde çok iyi. Film aşamasında, sürecinde bize çok yardımcı oldular, destek oldular her zamanki gibi. Onlardan zaten biz hep böyle almaya yönelik hareketler yaptık. Ve güzel eğlendik. Keyifli bir film olduğunu düşünüyorum. Ki oldu. Bakalım hayırlısı olsun. İlk filmimizden sonra biraz daha kendimizi geliştirmek adına böyle bir türlü adım attık aslında. İkinci filmde oyunculuklarımızın birinci filmden bir tık daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Değerli oyuncu kadrosuyla beraber de çok güzel şeyler, çok güzel günler ve vakitler geçirdik. Hepsine teşekkür ediyorum. İzleyicilerin de desteğini bekliyorum. Ben birkaç kişiyi daha burada söylemek istiyorum. Sevgili Belük, filmimizin müziklerini yaptı. Çok sağ olsun. Yani önemli bir filmi bence... Bir filmi film yapan bence müzikleridir. Sevgili yapımcımız Harun Türk'le beraber bize hediyesiydi Bedük. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Peki Esen Hanım, sizden birkaç cümle alsaydık. Hep söylediğim gibi kafalarla çalışmak gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Çok farklı kitleleri var. Çok farklı yerlere ulaşabiliyorlar. Benim için çok farklı bir deneyimdi onlarla çalışmak. Mesela bir tane söyle ya, yani. Beni zorlama işte. Hep beni zorluyorlar. Yani normal YouTube videolarında da gördüğümüz gibi inanılmaz doğallar. Hep sette de beni sıkıştırdılar. Evet. Esmen bir şeyler söyle. Kitleniyorum yani, hiçbir şey söyleyemiyorum ben doğaçlama olarak. Çok eğlendim hepsiyle. Oyuncularımız, büyüklerimiz dahil. Herkese çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağ olun. Çok deneyimli isimler de var Suat Bey. Sizden de birkaç cümle olsaydı. Ben deneyimimden Suat abi sakal yakışmış. Hacca mı gidiyoruz? Efendim, ilk söyleyeceğim şey benim için çalıştığım şekil işlerde samimiyet. Hangi işi yaparsam yapayım. İnanılmaz güzel bir samimi ortam vardı. Bir kere onu çok sevdim. Sonra arkadaşlarımı çok sevdim. Çok merak ediyordum. Kafalar kimlerdir, nedir? Jenerasyon farkımız var. Onları yakalamak için. Sağ olun. Oğlumun sayesinde, 17 yaşında bir oğlum var. Onun sayesinde tanıdım ve onlarla beraber olmak istedim. İyi ki doğmuşum. Çok teşekkür ederim. İyi ki doğmuşum. Çok güzel oldu. Her şey. Yönetmenimiz. Merhabalar. Her şeyimiz o kadar dengeli ve güzeldi ki çok mutluyum burada olmaktan. Hayırlısı olsun. Hakan Bey, sizden de bir tanıştık. Ablacığım, geri gelirseniz.
Babasının babası benim. Evlat olarak ben çok yapıyorum işte bunu. Hayır, babası benim. Onun babası benim. Suat abi, Atakan'ın babası ne oluyor da? Atakan'ın gerçek babası, asıl babası benim diye çıktı. Ya şöyle, aslında kafaları tabii ki biliyorum ama onları tanıdığımda bildiğimden çok daha güzel insanlar olduğunu fark ettim. Çok sevdim. Çok güzel bir süreç geçirdik. Mizah anlayışı olarak tabii ki biz mücadele verdik aslında Suat abiyle beraber. Çünkü biz de onlardan çok şey öğrendik. Bence bizim için de güzel, keyifliydi. Öğrendiğimiz bir süreçti. Onlar var olan bu güzel gelişimi, bu kitleyi sanata çevirmeye çalışıyorlar. Bunun için verdikleri mücadele çok ciddi ve çok disiplinli. Çok emek verdiler. Çok zorluk çektiler bu süreçte. Karşılığını alacaklarını düşünüyorum. Hak ediyorlar çünkü. Onun için de hiçbir başarı tesadüf değildir. Verdikleri emeğin karşılığını alacaklar diye düşünüyorum inşallah. Peki çekimler ne kadar sürdü? Nerede çekildi? Filmin konusundan birazcık bahsedebilir miyim? Onu artık içeride seyredelim. Ne anlatacağım? Yani... Ya şöyle, üçeyimden... Bir kadar doğru yaklaşabilirsek... Bu arada bir şey diyeceğim. Sinasi Yüzsever gerçekten daha komik. Sinasi Yüzsever gerçekten sette bombaydı. Çok bunlar komik. Şimdi bir röportaj var, onu kurtarmaya çalışıyorum. 4 hafta sürdü çekimler. Evet. 4 hafta sürdü. Yani benim askerlik. 2 haftası Ankara'da geçti. Evet. Çok önemli, tarihi güzel, değerli bir mekanda çalıştık. Evet. 2 haftası da İstanbul'da geçti. Çekimlerin şöyle bir hikayesi var. Aslında daha uzun çekecektik. Atakan'ın film çekimlerinin bitiminin hemen ertesi günü askere gidecekti. Öyle tıkış tıkış çektik, bitti. Atakan'ın ertesi gün askere giderken aradı beni yolda. Ben askeriye kaydolmayı unutmuşum. Gidemiyorum askere dedi. Yönetmeni ayrı saydırdı. Oyuncu kadrosu ayrı, biz ayrı saydırdık. Çok stresli oldu. Evet. Yani çok stresli askerden oldu. Askerden dönüp evlendi. Evet, askerden döndükten yani evlendi. Filmde olmaz da inşallah olursa aksi bir şeyi Harun abi neredeyse burada söylüyorum, Atakan'a yazdık biz yani. Kaçtı o. Söyleyeyim. Peki, son olarak Cem Yılmaz'la alakalı bir açıklama vardı. Kafalar ekibinden Cem Yılmaz'dan korksun diye. Estağfurullah. Dur beni şey ya. Öyle bir şey. Sen istediğin yeri kesip almışsın bak. Abi siz ne dediniz? Yok abi, öyle bir şey demedik ya. Ya şöyle, biz hani öncümüz olarak Cem Yılmaz'ı gördüğümüzü söyledik yani. Bence Türk sinemasında çok farklı bir noktada. Yani sorunun ilk başı da şuydu. Kim gibi, hani Cem Yılmaz gibi olmak ister misin? Cem Yılmaz bizden korksun gibi. Sen şaka yani. Öyle gerçek. Anlatabiliyor muyum yani acaba? İnşallah. Bence aynı anda röportaj vermeyin. Evet yani. Ayrı ayrı verin. Biri saçmalarsa... Öyle şey olur mu abi? Her şakada bir gerçek var. Ha! Bunu bir PR olarak istiyorsan onu vereyim mi sana istersen? Ama vermem. 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 Zaten bu kız kutlayamayacak. Vermem. Cem abiyi çok seviyoruz. Gerçekten. Peki o zaman... Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Gül gül öldük. Vallahi ben de gül gül öldüm.